Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil mühendisliği bölümü için hazırladığım akışkanlar mekaniği dersine başlayalım. 6. bölümün konusunu basınç ve akışkan statiği kapsamında hidrostatik kavramı oluşturacaktır. Evet. Akışkan statiği yani hidrostatik önemli bir konu ve basıncın derinlikle değişimiyle başlayalım. Herhangi bir kabı arkadaşlar sıvıyla doldurduğumuzda bildiğiniz gibi bu sıvı bir serbest akışkan yüzeyi veya serbest sıvı yüzeyi oluşturacak ve biz bütün işlemlerimizi serbest akışkan yüzeyine göre yapacağız. Küçük e derinliğin değişimi olsun, büyük e sıvının yüksekliği olsun ve bu kabın yan duvarına etki eden basınçları göz önüne alalım. Gördüğünüz gibi atmosfer basıncı kabın hem içinden hem dışından bu yan duvara etki edecek ve birbirini götürecek. Ama etkin basınç derinlikle değiştiği için sıvının uyguladığı etkin basınç yan duvara rho çarpı g çarpı küçük e eşitliğiyle etki edecek. Yani etkin basınç küçük e'nin fonksiyonu olarak göz önüne alınacak. Biz etkin basıncı PE veya PG ile gösteriyoruz. Etkin basınç veya gösterge basıncı olarak. Etkin basıncın minimum olduğu yer tabii ki serbest akışkan yüzeyi. Küçük e eşittir 0 metre için P etkin basınç 0 Pascal olacak. Ama küçük e eşittir büyük e için maksimum değere ulaşacağız. Rho çarpı G çarpı büyük e eşitliği bize P etkin maksimumu verecek. Arkadaşlar bu ders notu www.hüseyingüzel.com adresinde de var. Videoyu bu yazılı ders notuyla birlikte izlerseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Yan duvar üzerine çalışmaya devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etkin basıncın değişimi şu şekilde ve bu değişimi temsil eden basınç ortalama basınç olsun. Biz akışkanlar mekaniğinde ortalama basınca göre çalışacağız. Ortalama basıncın değeri ise rho çarpı g çarpı hkm olacak. Evet burada hkm çok önemli. Serbest akışkan yüzeyi ile kütle merkezi arasındaki dikey uzaklık. Kütle merkezinin bulunuşu arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde, akışkanlar mekaniği kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılır. Düzgün kesitli bir duvar için veya kapı için kütle merkezi o kapının tam orta noktasında yani ağırlık merkezinde bulunur. Bu yan duvarın görünüşünü, önden görünüşünü şu şekilde çizersek arkadaşlar gördüğünüz gibi kütle merkezi tam ortada bulunuyor. Ve ortalama basıncı etki ettiği kütle merkezi çizgisi de şu şekilde oluşuyor. Düzgün kesitli kapılar için işimiz kolay. Evet. Arkadaşlar bu kütle merkezinin tam altında da basınç merkezi oluşuyor. Kütle merkezi bizim için önemli. Ortalama basınç etki ediyor. Bakın bunu hiç unutmayacağız. Kütle merkezini ortalama basınç etki eder. Basınç merkezine bu basınçların oluşturduğu bileşe kuvvet etki eder. Demek ki kütle merkezi ortalama basınçla ilişkili, basınç merkezi bileşe kuvvetle ilişkili. Kütle merkezi ve basınç merkezinin yerinin bulunuşu arkadaşlar ayrıntılı bir konu. Akışkanlar mekaniği kitaplarında var. Ama düzgün kesitli kapılar için, örneğin kütle merkezi için biraz önce konuştuk. Tam orta nokta, basınç merkezi ise onun biraz altında her zaman yer alır. Her zaman biraz altında yer alır. Kütle merkezi ile basınç merkezi arasındaki uzaklığı biz küçük b diyeceğiz. Onunla ilgili eşitliği de biraz sonra vereceğiz. Buraya ne demişiz? Dikdörtgen gibi düzgün kesitli katılarda kütle merkezi ve basınç merkezi noktaları bir çizgi boyunca gösterilebilir. Tekstil mühendisliğine verdiğimiz akışkanlar mekaniği dersinde arkadaşlar böyle düzgün kesitli katılarla çalışacağız. Ama işin daha ayrıntılı boyutunu öğrenmek isterseniz dediğim gibi akışkanlar mekaniği kitaplarına başvurmanız gerekecek. Düzgün kesitli olmayan katılarda kütle merkezi ile basınç merkezi noktaları bu şekilde olabilir demişim. Gördüğünüz gibi burada basınç merkezi bir miktar kütle merkezinden sağa veya sola kayabilir. Evet. Basınç merkezi BM ile gösteriyoruz. Basınç merkezine bileşik kuvvet FR etki eder dedik. Aynı arkadaşlar dik kapıyı veya duvarı göz önüne alırsak buradaki etkin basıncın doğrusal değişimi şu şekildeydi. Bu çerçevede bu kapının veya duvarın tam orta noktasına biz kütle merkezi diyorduk.
bu kütle merkezine ortalama basınç etki ediyordu. Ortalama basıncın serbest akışkan yüzeyine olan dik uzaklığını ise HKM ile gösteriyorduk. Bunlar önemli. Gelelim basınç merkezine. Basınç merkezi biraz aşağıda oluşuyor. Sonuçta oraya bileşik kuvvet FR etki ediyor. Ve bileşik kuvvetin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığına da biz HBM diyebiliriz. HBM ile HKM arasındaki farkı küçük B ile göstereceğiz. Bu küçük B ile ilgili eşitliği dediğim gibi biraz sonra vereceğiz. Burada her zaman serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklıkları dikkate alıyoruz. Arkadaşlar basınçtan kuvvete nasıl geçiyorduk? Biz kuvvet eşittir basınç çarpı alan. Kuvveti Newton birimiyle basıncı Newton bölü metrekare ve alanı metrekare ile gösterdiğimizde birimlerin analizini de bu şekilde yapabileceğiz. Arkadaşlar buradaki alan bizim için çok önemli. Sıvının etki ettiği ıslak yüzey alanı demişim. Bakın bu kapıyı ve duvarı sıvı tamamen ıslatıyorsa o zaman onun tamamen yüzey alanını göz önüne alacağız. Ama tamamını ıslatmıyorsa ona bağlı yüzey alanını göz önüne alacağız. Biraz sonra örneklerde bunun ayrıntısına bakacağız. P tabii ki sıvının uyguladığı basınç olacak. Böylece kuvveti Newton biriminde buluyoruz. Bizim için önemli olan bileşik kuvvet FR. FR, P ortalama çarpı alana eşit. Çok önemli. Ortalama basınçla alanı çarptığımız zaman bileşik kuvveti buluyoruz. Arkadaşlar ortalama basıncı biz rho g h k m olarak göstereceğiz dedik. Bunu alanla ıslak yüzey alanıyla çarpıyoruz. FR için. Rho çarpı g'ye kısaca biz gamma diyorduk. Özgül ağırlık diyorduk. Yani FR eşittir gamma h k m çarpı a olarak gösterebiliriz. Bakın buraya dikkat demişiz. Arkadaşlar bu FR'yi hesaplarken HKM ile HBM karıştırılıyor. FR içinde her zaman HKM olacak. HKM nereden geliyor? Ortalama basınçtan geliyor. Bileşik kuvvet eşitliğinde HKM yer alır. HBM değil demişim. Dikkat! İleride hata yapmayalım. HBM ile HKM arasındaki farkı da küçük b olarak göstereceğiz. Tamam. Evet. Yine bir kabı ele alalım arkadaşlar. Bu kapta L biçiminde bir kapı bulunsun. Bir tanesi dik kapı, bir tanesi yatay kapı. Bunları bir inceleyelim. Bu kapılar şurada da mafsallanmış. Mafsal noktası olarak gösterilen yeri incelersek arkadaşlar, bu kapılar mafsal noktasına sağa veya sola dönebilir. Yani burası bir menteşe olarak dikkate alınabilir. Önce dik kapıya bakın arkadaşlar. Dik kapının tam ortasında, bu düzgün kesitli bir dikdörtgen kapıysa, tam ortasında kütle merkezi oluşacak. Ve kütle merkezine ortalama basınç etki edecek. Yani şuraya ortalama basınç etki edecek. Ve bunun serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığı HKM olarak gösterilecek. Burada HKM 1 demişiz. Dik kapıyı 1 indisiyle göstermişiz. Tam kütle merkezinin altında basınç merkezi oluşacak. Basınç merkezine ise bileşik kuvvet etki edecek. Bileşik kuvveti de burada FR 1 olarak göstermişiz. Tamam, bu bileşik kuvvetin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığını da biz HBM 1 diyebiliriz örneğin. Dik kapı için bu şekilde basınç derinlikle değişir ve dik kapıdaki işlemleri bu şekilde yapacağız. Yatay kapıya geldiğimizde önemli nokta nedir? Kütle merkezi ile basınç merkezi çakışacak. Yatayda basınç değişmez. Ama ortalama basınç yine kütle merkezine etki edecek diyeceksek, o zaman kütle merkezini dikkate alarak ortalama basıncı burada göstereceğiz. Bileşik kuvvet basınç merkezine etki eder dersek yine aynı noktada FR2'yi yani yatay kapının bileşik kuvvetini gösterebileceğiz. Hesapları yaparken kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığı bize lazımdı. Dikey uzaklık gördüğünüz gibi HKM 2 olarak burada verilmiş. Bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Özetlersek dik kapıda HKM 1 eşit değildir HBM 1 tamam. HBM 1 büyüktür HKM 1. FR1 ρ çarpı g çarpı HKM1 çarpı A dik kapı olarak gösterilir. Bakın bu dik kapının tamamını sıvı ıslattığı için tamamını göz önüne alacağız. Biz ortalama basıncı gamma çarpı HKM1 olarak gösterebiliyorduk. Yani gamma ρ çarpı g'ye eşitti. FR1'i bu şekilde de yazabiliriz. Newton biriminde bu dik kapıya sıvının uyguladığı bileşik kuvveti hesaplayabiliriz. Yatay kapıya baktığımızda arkadaşlar HKM2 eşittir HBM2 demişim.
Tamam. FR2 i ise ρg HKM2 çarpı A yatay. A yataya bakalım. Bu kapının tamamını yine sıvı ıslatıyor. Tamam. Biz bunu gamma çarpı HKM2 çarpı A yatay olarak da gösterebiliyoruz. Hem dikey hem yatay kapıyı etki eden ortalama basınçları ve bileşik kuvvetleri bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Yine burada özet geçmişiz. P ortalama 2 büyüktür P ortalama 1. Neden? Basınç derinlikle değişiyor. Tabii ki ikinci kapı yani yatay kapı daha derinde olduğu için ortalama basıncı daha yüksek olacak. FR2 de büyük FR1 olacak. HKM2 de büyük HKM1 olacak. Tamam. Gelelim B'ye. Arkadaşlar bu B'nin hesabı statik kitaplarında da akışkanlar mekaniği kitaplarında da var. Yani atalet momentleri göz önüne alınarak alan atalet momentleri göz önüne alınarak ayrıntılı olarak hesaplanıyor. Merak edenler akışkanlar mekaniği kitaplarına bakabilirler. Alan atalet momentleri için de statik kitaplarına bakabilirler. Ama biz sonuç olarak bu eşitliği kullanacağız. Siz bu eşitliğin kullanımını bilin. Tekstil mühendisliğine verdiğimiz akışkanlar mekaniği dersi için yeterli olacaktır. Ne demişim? Düzgün kesikli dik duvar veya kapı için B eşitliğini bu şekilde yazabiliriz. IXXKM veya IXXC olarak da gösterilebilir. Bazı kitaplar sadece IXC olarak da gösterebiliyorlar arkadaşlar. Bu alan atalet momenti. Bu alan atalet momentini biz tablodan alacağız. Size verdiğim yazılı ders notları içinde örnek tablo var. O tabloyu kullanarak IXXKB'yi veya IXXC'yi veya IXC'yi saptayacağız. Birimi metre üzeri 4. Arkadaşlar alan atalet momenti bölü HKM çarpı A'dan bu A yine ıslak yüzey alanı B'yi hesaplayacağız. B neydi? Basınç merkezi ile kütle merkezi arasındaki uzaklıktı. Buraya tekrar A'yı ıslak yüzey alanı olarak yazmışım. Arkadaşlar sınavlarda çok karıştırılıyor. Onun için A'ya dikkat. Eğimli kapılarla çalışırsak yukarıdaki arkadaşlar dik kapıydı. Eğimli kapıyla çalışırsak HKM yerine gördük ki burada YKM yer almış. YKM ne? HKM bölü sin teta. Teta kapının yatayla yaptığı açı. Buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar buraya HKM yazarsak sin teta tabi çarpı buraya gelecek. Sonuçta B'yi istersek biz IXXKM bölü HKM çarpı A çarpı sin teta olarak yazabilirsin. Zaten teta eşittir 90 ise sin 91 yaptığı için yukarıdaki eşitliğe ulaşırız. Arkadaşlar eşitliklerin çıkartılışı için akışkanlar mekaniği kitaplarına bakabilirsiniz demişim. Ayrıntısı kitaplarda güzelce yer alıyor. Ama dediğim gibi tekstil mühendisliğinde bu dersi alan arkadaşlar için bu ders notu yeterlidir. Gelelim önemli problemlere. Genişliği 6 metre ve üzerinde 10 santim, 10 santim, 3,5 metre boyutlarında bir kısım olan depo şekliyle verilmiştir. Arkadaşlar bu sorunun şekli yine ders notlarında var. Dediğim gibi o yazılı ders notlarıyla beraber bu videoyu izlerseniz daha yararlı olur. 10 santim, 10 santim, 3,5 metre boyutlarındaki kısmın üst tarafı atmosfere açıktır. Bakın sarıyla da göstermişiz. Burası atmosfere açık ve serbest akışkan yüzeyi burada oluşuyor. Bu serbest akışkan yüzeyine göre bütün işlemleri yapacağız. Deponun içinde bağıl yoğunluğu 0,88 olan bir akışkan vardır. A, deponun AB bölümüne akışkanın uyguladığı ortalama basıncı, bileşik kuvveti, bileşik kuvvetin etkilediği basınç merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığı bulacağız. Evet bakalım, AB bir dik kapı veya dik duvar. Eğer burada bir kenarından arkadaşlar bu mafsallı olsaydı kapı diyebilirdik. Ama mafsalsız bir dik duvar var burada. O zaman AB'yi o şekilde göz önüne alacağız. B şıkkı ise deponun BD bölümüne akışkan uyguladığı bileşik kuvvetin değerini mega Newton demiş. Evet ona göre hesaplayacağız. BD ise gördüğünüz gibi yatay duvar. Böylece yukarıda anlattıklarımızın sayısal uygulamasını da yapmış olacağız. Önemli bir soru arkadaşlar. Serbest akışkan yüzeyine göre çalışacağız. Evet elinizde bu soru var. Şekle bakarak siz çözümü takip edebilirsiniz. Önce ben bağıl yoğunluğu ele almışım. Bağıl yoğunluk 0,88 ise gerçek yoğunluk neydi? Gerçek yoğunluk bağıl yoğunluk çarpı 1000 kilogram bölü metreküp. 0,88 çarpı 1000 kilogram bölü metreküp eşittir 880 kilogram bölü metreküp. Bizim sıvının yoğunluğu 880 kilogram bölü metreküp olarak alınacak.
Arkadaşlar güzel. İkinci önemli nokta arkadaşlar, serbest cisim diyagramı dediğimiz şu şekil. Bu şekil bizim için önemli. Çalışacağımız önce kapıyı veya duvarı göz önüne alacağız. AB duvarıyla çalışıyorsak bunu güzelce çizelim. Bu düzgün kesitli bir duvar ve tam ortasında kütle merkezi oluşuyor. Biraz altında basınç merkezi oluşuyor. Basınç merkezine FR ortalama, pardon, basınç merkezine bileşik kuvvet, FR bileşik kuvveti etki ediyor. Kütle merkezine P ortalama basıncı etki ediyor. Güzelce bunları göstereceğiz. Ve kütle merkezi ile serbest akışkan yüzeyi arasındaki dikey uzaklığı da HKM olarak göz önüne alacağız. Bu şekilde güzelce serbest cisim diyagramını çizebiliriz. Bu bizim için soruyu çözmede büyük yarar sağlayacak. Hemen altına ben HKM'yi yazmışım. HKM nedir? 3,5 metre artı 2,5 bölü 2 metre demişim. 4,75 metre olarak bulmuşum. İnceleyelim. Bir kere AB kapısının veya duvarın tam ortası kütle merkezi. Buranın yüksekliği ne? 2,5. 2,5 bölü 2 kütle merkezi ile A arasındaki uzaklık olacak. Ama biz buraya göre çalışmıyoruz. Serbest akışkan yüzeyine göre çalışıyoruz. O zaman bakıyoruz. Serbest akışkan yüzeyine ulaşmak için şurada da bir 3,5 metre var. Burası çok önemli. Böylece 4,75 metreyi bulduk. Ortalama basınç Rho çarpı G çarpı HKM idi. 880 kilogram bölü metre küp. 9,81 metre bölü saniye kare ve 4,75 metreyi göz önüne alıp ortalama basıncı arkadaşlar 41 kilopaskal olarak okuyalım. Evet, 1000'e bölmüşüz yukarıdaki değeri. 41 kilopaskal olarak elde ediyoruz. Güzel. AB duvarı da etki eden bileşik kuvvet nedir? P ortalama çarpı A ıslak yüzey alanı. Bakıyoruz, sıvı tamamen AB'yi ıslatıyor. Tamam. O zaman 41 kilopaskal çarpı 6 metre çarpı 2,5 metre. Hemen bakalım. Bu ne kadar? 2,5 metre yüksekliğinde. Genişlik ne? 6 metre. Tamam. O zaman FR 615 kilonewton olarak elde ediliyor. Burası kilonewton, burası kilo, pardon, burası kilopaskal, burası kilonewton olacak. Tamam. FR eşittir 615 kilonewton. Basınç merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı da soruluyordu. Arkadaşlar, basınç merkezi BM ise HBM soruluyor. Biz HBM eşittir HKM artı IXXC bölü HKM çarpı A eşittir yazabiliriz. HKM'yi hallettik zaten, 4.75 metre. Gelelim. Alan atalet momenti IXXC'yi nasıl hesaplayabiliriz? Onun üzerine konuşmaya. Arkadaşlar, biraz sonra dersin sonunda ilgili tabloyu size tekrar hatırlatacağım. O tablodan bu dikdörtgen kesitli duvar için IXXC'yi 1/12 B çarpı A küp olarak alabiliyorsunuz. B nedir? Genişlik 6 metre. A nedir? Yükseklik 2,5 metre. 1/12 de sabit değer. Tabii ki bunun 3. kuvvetini alacağız, onu unutmayacağız. Böylece IXXC'yi hesaplayabiliyoruz. Tamam. HKM belli, ıslak yüzey alanı belli. Buradan HBM 4,8597 metre çıkıyor. Evet. 3,5'un üstüne biraz daha ekleyip HBM'yi 4,8597 metre olarak buluyoruz. Arkadaşlar, bu soruları dinledikten sonra, bu çözümü dinledikten sonra bir kez daha çözümü kapatıp sizin bu sonuca ulaşmanız gerekiyor. Gelelim BD'ye, yatay duvar. Arkadaşlar, onun da serbest cisim diyagramı basitçe bu şekilde. Bildiğiniz gibi kütle merkezi ile basınç merkezi burada çakışacak ve FR bileşik kuvveti bu noktaya etki edecek. Önce HKM BD'yi bulmuşuz. O nedir? Sonuçta tam şu orta noktanın serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı 3,5 artı 2,5. Bakalım, tamam, 6 metre. Alan BD, tamamen bu BD'yi sıvı ıslatıyor. 8 metre artı 0,1 metre çarpı 6 metre eşittir 48,6 metre kare. Bakalım. Şurası 8 metre. Şurası 10 santim. Tabii onu da dahil edeceğiz. Bir de genişlik var 6 metre. Bu çerçevede alan BD 48,6 metre kare olarak bulunuyor. Buradan bileşik kuvvet nedir? Rho çarpı G çarpı HKB BA çarpı ABD. Tamam. 880, 981, 6. 48,6. Bütün bu sayısal değerleri yerine koyduğumuzda büyük bir değer buluyoruz. Sonucu megapascal istemişti. O da 2,5 mega
pardon, sonucu mega Newton istemişti tabii ki. Kuvvetin birimi Newton. O da 2,5 mega Newton olarak elde edilecek. Mega bildiğiniz gibi 10 üzeri 6. Evet, bu soru önemliydi. Bu şekilde çözümü ele alabiliriz ve siz bir kez daha çözümü kapatıp bu sonuçlara ulaşın arkadaşlar. Evet, başka önemli bir soruya geçelim. Şekilde verildiği gibi 3 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki dikdörtgen kesitli kapak üst kenarındaki A noktasından mafsallanmış olup gördüğünüz gibi burası menteşe noktası. Bu noktadan sağa sola hareket edebilir. Mafsallanmış olup B noktasındaki sabit bir durdurucu ile açılması engellenmiştir. Evet, kapağa tabii ki su belirli bir kuvvet uyguluyor ve B noktasından dışarı doğru bunu açılmasını sağlamak istiyor. Ama burada bir durdurucu var. O engel oluşturuyor. Suyun sıcaklığı 25 derece santigrat değerindedir. Bu da önemli. Sıcaklık verilmişse ilgili özellikleri tablodan seçeceğiz. Kapağın üst noktası ile alt noktasının suyun uyguladığı basınçları, suyun kapağa uyguladığı bileşik kuvveti, serbest akışkan yüzeyi ile kütle merkezi arasındaki dikey uzaklığı, serbest akışkan yüzeyi ile basınç merkezi arasındaki dikey uzaklığı, hepsini bulacağız arkadaşlar. Güzel bir soru. Adım adım gideceğiz. Birinci önemli noktamız 25 derece santigrat verildiği için suyun yoğunluğunu ilgili tablodan bulmak. O da 997 kilogram bölü metre küp olarak alınabilir. İkinci önemli noktamız serbest isim diyagramı. Bakın AB kapağını çizdik. Bir daha bakalım. AB kapağı tamamen sıvı ıslatıyor. Tamam, güzel. Ve basınç merkezine FR bileşik kuvveti, kütle merkezine ortalama basınç etki ediyor. Arasındaki uzaklık küçük B ise şurası da HKM olacak. Güzelce bunları çizdik. Bilgileri üstüne yazdık. Serbest akışkan yüzeyine göre işlemleri yapacağımızı biliyoruz. HBM'yi de buraya yazmışım ben. O da HKM artı tabii ki B olacak. Tamam. Bu şekilde soruyu adım adım çözelim. Kapağın üst noktası olan A noktasına suyun uyguladığı gösterge basıncını bulacağız. Evet, sorunun ilk çözümünde şu A noktasına suyun uyguladığı gösterge basıncını bulun diyor. Arkadaşlar o ρ çarpı G çarpı HA. Tabii ki buradaki ρ suyun ρ'su. 997 çarpı 981 çarpı 2. 2'ye dikkat demişim. Hemen bakalım. Evet, 2 tam A noktasının serbest akışkan yüzeyi olan dikey uzaklığı 2 metre. Tamam. Böylece sonuç kilopascal cinsinden 19.56 olarak bulunur. Diğer adım 3'e geçelim. Kapağın alt noktası olan B noktasına suyun uyguladığı gösterge basıncını bulacağız. Arkadaşlar, onu şurada hemen inceleyelim. B noktasının önce yüksekliğine 5 metre, tamam. Onun dışında önemli bir nokta yok. H'yi 5 metre alacağız. Evet, şuradan gidersek H 5 metre alınmış. Diğer bilgiler aynı. Bunu 1000'e bölmüşüz sonucu kilopascal bulmak için. Tabii ki 48.90 kilopascal olarak bunu elde edebiliriz. A ve B noktalarına etki eden etkin basıncı ve gösterge basıncı bulduk. Niye bulduk? Biraz sonra üzerinde duracağız. Gelelim adım 4'e. Serbest akışkan yüzeyi ile kütle merkezi arasındaki dikey uzaklık. Bu çok önemli arkadaşlar. Dikkat demişim yanına. Hemen bakalım. Bir kere tam ortası bunun 1,5 metreyi oluşturuyor. Şurası 1,5 metre ama yukarıda da 2 metre var serbest akışkan yüzeyine olan uzaklık. Yani 2 artı 1,5'u almak zorundayız. Tamam. O da 3,5 metre olarak çıkacak. Adım 5, kapağa ait kesit alanın kütle merkezinden geçen x eksenine göre alan ikinci momenti. Bakın burada açıkça yazmışım. IXXC nedir? Kapağa ait kesit alanın kütle merkezinden geçen x eksenine göre alan ikinci momenti. Onu da metre üzeri 4 olarak bulacağız. Tam adını da buraya güzelce yazmışız. Dediğim gibi o dikdörtgen kesitli kapaklar için 1 bölü 12 BA küptür. Buradaki B genişlik 6 metre olarak verilmiş. A yükseklik 3 metre. Kapağın yüksekliği arkadaşlar ıslak yüzey alanına ait yükseklik 3 metre. Onun tabii ki 3. kuvvetini alacağız. 13.5 metre üzeri 4 olarak bu çıkıyor. Güzel. Adım 6. Kütle merkezi ile basınç merkezi arasındaki dikey uzaklık B'yi bulacağız. B neydi? IXXC bölü HKM çarpı A.
13,5 metre üzeri 4'ü bulduk. HKM 3,5 metre bulduk. Islak yüzey alanı 3 çarpı 6 metrekare. Buradan sayısal işlemleri yaparsak 0,2143 metre olarak elde ediyoruz. Güzel. Adım 7, HBM'nin hesabı. Arkadaşlar o da artık kolay. 3,5 artı 0, 21,43 demişim. 3,7143 metre olarak onu elde ediyoruz. Arkadaşlar bu çözümü kapatıp mutlaka bir kere yapın. Önemli noktalar var. Dikkat dediğim noktalar var. Onları güzelce ele alırsanız ileride hiç hata yapmazsınız. Gelelim ortalama basınca. Ortalama basınç ne? Rho çarpı G çarpı HKM. 997 çarpı 981 çarpı 3,5. 3,5'u da yukarıda bulduk. Bunu 1000'e böldüğümüzde 34,23 kilopaskal olarak elde ediyoruz. Arkadaşlar ortalama basınç 34,23. Şurada bulduğumuz PA basıncıyla PB basıncını toplayıp 2'ye böldüğünüzde yine aynı sayısal değeri elde ediyorsunuz. Yani yine 34,23'ü elde ediyorsunuz. Adı üstünde ortalama basınç. Üst nokta ile alt nokta etki eden basınçların toplamının yarısına eşit olmak zorunda. PR bileşik kuvvet P ortalama çarpı A idi. P ortalama yukarıda bulduk 34,23 kilopaskal. A ıslak yüzey alanı 3 çarpı 6 metrekare. Sonuç 616,18 kilo Newton. Bu da güzel bir soru. Dikey kapı güzelce incelemiş olduk. Serbest akışkan yüzeyini de dikkate aldık. Altındaki yorumu güzelce okuyup çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada bazı bilgileri tekrar yazmışım. Islak yüzey alanının hesabı önemli demişiz. Onu 3 çarpı 6 18 metrekare olarak yazmışız. Yine ortalama basınç içinde HKM yer alıyor. Bileşik kuvvet içinde HKM yer alıyor. HBM değil. Onu yine vurgulamışız. Ve FR'yi biz gamma çarpı HKM çarpı A olarak gösterebiliriz demişiz. Gamma'nın da bildiğiniz gibi rho çarpı G'ye eşit olduğunu burada hatırlatmışız. Arkadaşlar yukarıdaki sorunun değişik bir versiyonu. Bu da çok önemli. Başlangıçta şunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bizim kapak AB kapı ama tamamı su tarafından ıslatılmış değil. Şuradaki 2 metrelik yükseklik çerçevesinde bu kapakta ıslak yüzey alanı oluşuyor. Onun için bu soruyu da dikkatle inceleyelim. Şekilde verildiği gibi 3 metre yüksekliğinde, bakın 3 metre yüksekliği bu. Ve 6 metre genişliğinde dikdörtgen kesikli kapak üst kenarındaki A noktasından mafsallanmış olup B noktasındaki sabit bir durdurucu ile açılması engellenmiştir. Kapağın sol tarafında bulunan 2 metre yüksekliğindeki suyun sıcaklığı 25 derece santigrat değerindedir. Suyun kapağı uyguladığı ortalama basıncı, suyun kapağı uyguladığı bileşik kuvveti, serbest akışkan yüzey ile kütle merkezi arasındaki dikey uzaklığı ve serbest akışkan yüzey ile basınç merkezi arasındaki dikey uzaklığı bulacağız. Yukarıdaki soruyla aynı değerleri veya aynı işlemleri yapacağız. Değerler tabii farklı olacak. Çünkü bu kapağın tamamını sıvı ıslatmıyor. Ama şu kapağın boyu 3 metre ise şu 2 metrelik kısım göz önüne alınarak hesaplar yapılacak. Neyse bakalım şimdi ayrıntısına. 25 derecedeki rho'su 997 kilogram bölü metreküp alınır. Gelelim arkadaşlar serbest cisim diyagramına. Gördüğünüz gibi AB kapağını göz önüne aldık. Ama ıslattığı taraf şurası bakın. O zaman burayı ıslatıyorsa tam bunun ortası kütle merkezidir. Bunun biraz altında basınç merkezi oluşuyor. P ortalama ve FR de bu şekilde gösterilebilir. Evet. Adım adım yine çözelim. Serbest akışkan yüzey ile kütle merkezi arasındaki uzaklık. Dikkat! Bu 2 metre bakın. Islak yüzey alanı dikkate aldığımızda şuraya tekabül ediyor ve bunun tam ortası kütle merkezi. Yani serbest akışkan yüzey ile kütle merkezi arasındaki uzaklık 1 metre. Tamam. Ortalama basınç nedir? Rho çarpı G çarpı HKM 997, 981, 1 bölü 1000, 9,78 kilopaskal. Tamam. Kapağa ait ıslak kesit alanının kütle merkezinden geçen x eksenine göre alan ikinci momenti IXXC'nin hesabına bakalım. 1 bölü 12 olacak bu arkadaşlar. Şurada eklersiniz. 1 bölü 12 BA küp. Buraya zaten doğrusunu yazmışız. Tamam. 1 bölü 12 6 çarpı 2'nin 3. kuvveti. Dikkat 2 demişiz. Neden 2? Son kez söyleyelim.
ıslatılan yüzey burası ve buranın yüksekliği 2 metre. Bakın vurgulaya vurgulaya önemli noktaları birkaç kez söylüyoruz. Zaten dikkat diye de yazmışız. Oradan 4 metre üzeri 4 çıkıyor. Tamam. Kütle merkezi ile basınç merkezi arasındaki dikey uzaklık B nedir? IXXC bölü HKMA tamam 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 6 0.3 metre olarak çıkıyor. HBM ise 1 artı 0.3 eşittir 1.3 metre. Neden 1? Zaten dediğim gibi kütle merkezi şurasıydı, burası 1. Onun B kadar altında yer alacak. B'nin de sayısal değerini 0.3 bulduğumuz için o 1.3 metre çıkıyor. Kapağı suyun yukarıda bileşik kuvvet ise P ortalama çarpı A'dan 9.78 kilopascal çarpı 2 çarpı 6 117.36 kilonewton olarak bileşik kuvveti buluyoruz. Yorumu yine okursunuz arkadaşlar. Evet. Bütün bu soruları göz önüne aldık. Bu soruların bir bileşkesi olan yatay kapı ve dikey kapı problemi ile devam edelim. Bu sorular önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikey kapı olarak alıyoruz. Eğimli olsa bir şey fark etmeyecek. Sinüs teta gelecek. Ders notları içinde yine eğimli bir kapının çözümü var. Şekilde verildiği gibi 20 derece santigrat sıcaklıkta su ile doldurulmuş atmosfere açık deponun üzerinde her biri bir noktadan mafsallanmış 2 adet kare kesitli kapı var. Su yüksekliği olan H, 5 metre değerine ulaştığı zaman iki kapı aynı anda açılır duruma gelmektedir. Bu durumda yatay kapının ağırlığını, arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yatay kapı var, bunun ağırlığını bulacağız. H, 5 metre iken. Dikey kapının ağırlığını ihmal ederek, şu dikey kapının ağırlığını ihmal edeceğiz. R kuvvetini bulacağız. Gördüğünüz gibi şurası mafsallı. Su bunu hareket ettirmeye çalışacak, açmaya çalışacak ama R kuvveti onu engelliyor. H, 5 metre olana kadar. H eşittir tam 5 metredeki bu R kuvvetini bulacağız. Tamam. 20 derece santigrattaki suyu göz önüne alacağız. Bunun arkadaşlar rho'su tablodan tabii ki 998 kilogram bölü metreküp olarak okunacak. Gama suyla devam etmişim gördüğünüz gibi. Gama su rho'su çarpı G 9.81 metre bölü saniye kareyle bunu çarparsak 9790.38 newton bölü metreküp olarak gama suyu alacağız. Arkadaşlar yatay kapıyla başladık. Yatay kapının serbest isim diyagramını çizmemiz önemli. Problemleri çözerken serbest isim diyagramları önemli. Yatay kapının tam ortası arkadaşlar kütle merkezi ve basınç merkezi. Bu konuda çalıştık. Bu kütle merkezine veya basınç merkezine etki eden buraya kuvveti yazmışım ben. Basınçla alanı çarptığın an kuvvet. Bu alan ıslak yüzey alanı. Bu kapının tamamını sıvı ıslatıyor. P basıncı da tabii ki ortalama basınç. Yönü yukarı doğru ama bu kapının ağırlığı aşağı doğru etkileyecek. Ona da V demişiz. Sonuçta serbest isim diyagramı üzerindeki iki kuvvet ters yönde bu şekilde gösterilebilir. Serbest isim diyagramından yararlanarak hidrostatik durumda. Hidrostatik durumu zaten inceliyoruz arkadaşlar. Akışkan statiği yani sıvının bu kabın içini doldurduğu ve durgun olarak durduğu durum. O zaman hidrostatik durumda yatay kapıya ait kuvvet dengesi eşitliğini yazın demiş. O zaman Z yöndeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak hidrostatik durumda. Ne iki tane kuvvet var arkadaşlar birbirinin tersi yönde. O zaman V eşittir PA yazabiliriz. V nedir bizim ağırlık? M çarpı G. Alan ise 4 çarpı 4 olarak zaten verilmiş 16 metrekare. Arkadaşlar bu ağırlığı bulmak üzere önce P'yi halledelim. P neydi? Gama çarpı HKM. Gama su çarpı HKM. Gamayı yukarıda elde ettik. HKM önemli. Bakalım dikkat dediğimiz noktalar çok önemli. Arkadaşlar bunun tam ortası kütle merkezi. Bu kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığı. Bakın şu noktanın ve şu nokta arasındaki uzaklık. O nedir? H-3'tür. Önemli bu. H neydi? 5-3 olarak onu göz önüne alacağız. 1000'e de böldüğümüzde sonucu 19.58 kilopascal olarak elde edeceğiz. Ağırlık nedir? Yukarıda neydi? V eşittir P çarpı A. O zaman 19.58 çarpı 16 313.29 kilonewton olarak bu kapağın ağırlığını elde ediyoruz. Yatay kapı için önemli bilgileri bu sorular kapsamında ele aldık. Şimdi gelelim dikey kapıya.
Arkadaşlar ne dedik? Önce serbest isim diye arama. Dikey kapının tamamı sıvı tarafından ıslatılıyor. Düzgün kesitli bir eleman. Tam ortası kütle merkezi, biraz altı basınç merkezi. Arkadaşlar düzgün kesitli olmazsa bunun kütle merkezinin yeri integralde bulunuyor. O konuya tesis mühendisliğinde girmiyoruz. Evet, P ortalama ve FR'yi burada göstermişiz. Mavsal noktasını göstermişiz, R kuvvetini göstermişiz ve serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı göstermişiz. Bu kapsamda soruyu ele alacağız. H 5 metre verilmiş. HKM'yi hemen burada halletmişim ben. Yani H artı 4 bölü 2. Neden? Şuradan bakalım o zaman ona. Tamam, bu H buraya kadar, şuraya kadar H. Bunun tam ortası şurası. O da 4 bölü 2, 2. Tamam, H artı 2 kadar olacak. Tamam. Yani H artı 4 bölü 2 veya H artı 2 kadar olacak. Islak yüzey alanı ise 16 metrekare olarak dikkate alınacak. Tamam. Yine adım 7'de HKM'yi aynı şekilde yazmışız. H artı 4 bölü 2, H 5 ise bu 7 metre olacak. Güzel. Adım 8'de arkadaşlar FL hesabı var. O gama su çarpı HKM çarpı A idi. A ıslak yüzey alanı. 9790.38 HKM'yi 7 olarak yukarıda hallettik. 16 metrekare. O zaman sonuç bunu evet 1000'e bölmüşüz. 1096.52 kilo Newton. Tamam. B adım 9 ne demiş? Kütle merkezi ile basınç merkezi arasındaki uzaklık B'yi bulacağız. Arkadaşlar B'yi şurada ele almışız. I XXC bölü HKM çarpı A. Hep dikdörtgen kapıyla çalıştık. O zaman 1 bölü 12 B çarpı A küptü. Bunun B'si de A'sı da 4. Bunun üçüncü kuvvetini alırsak 21.3 metre üzeri 4. Bölü 7 çarpı 4 çarpı 4. Tamam, B'yi buradan 0.19 metre olarak buluyoruz. Arkadaşlar gelelim adım 11. Adım 11 bizim için önemli. Şu adım 10'a kadar diğer sorularda da benzer işlemleri yaptık. Ama bize artık R kuvveti soruluyor. O zaman arkadaşlar bu mafsal noktasında bu kapı sağa sola dönebiliyorsa ve iki tane kuvvet bu kapıya etki ediyorsa, bu iki kuvvetin oluşturduğu momentleri dikkate alarak R'yi bulacağız. Bu şu anda yeni bir bilgi. Statik durumda, hidrostatik durumda momentlerin oluşturduğu toplam değer sıfıra eşit olacak. Mafsal noktasına göre demişim bakın burada. FR kuvveti var önce. FR kuvvetine bakalım. FR kuvveti bu kapıyı mafsal noktasından bu tarafa doğru çevirecek ve şu aradaki uzaklık lazım bize. Şu aradaki uzaklığı nasıl bulabiliriz? HKM'nin şu uzaklığı belli. Sonuçta şurası 2 ise burası da 2. Yani onun için belli dedim. Bu 2'den şu aradaki B'yi çıkaracağız. Önemli arkadaşlar. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet, 2'den aradaki uzaklık 0.19'u çıkaracağız. Moment kolu. Bu diğer kapı ters yönde çevirdiği için bu FR çarpı moment kolu eşittir V çarpı diğer moment kolu olacak. R'ye bakalım bu ve moment kolu bunun tamamı 4 metre. Tamam. Buradan R'yi 496.18 kN olarak bulmuşuz. Şu son kısım önemli. Moment almamız gerekiyorsa alacağız. Mafsal noktasına göre moment alınır demişim ve sıfıra eşitlenir hidrostatik durumda. Arkadaşlar güzelce soruları ele aldık. Tekstil mühendisliği için bu bilgiler yeterlidir dedik. Bu kapsamda dersimizi işledik. Başka önemli nokta olarak şunu söyleyebilirim. Ders notu içinde arkadaşlar bazı geometriye ait özellikler verilmiş. Hep dikdörtgen kapıyla veya duvarla çalıştık. Gördüğünüz gibi burada alan BA, IXC demiş atalet momentine 1 bölü 12 BA küp. Bunu konuştuk, çalıştık. Üzerindeki işte kütle merkezinin yerine burada C demiş. Üzerindeki değerler kapsamında C'nin yerinde belli oluyor. Ama illa ne dikdörtgen kapıyla çalışacak değiliz. Diğer şekiller de arkadaşlar ders notunda var. Daire olsun, üçgen olsun, yarım daire olsun, çeyrek daire olsun. Hepsinin bilgileri burada var. Buradaki bilgiler size yeter. Bu bilgiler kapsamında kütle merkezinin yerini tayin edeceğiz. Moment alınıyorsa kütle merkezi, basınç merkezi bilgilerine göre momentleri de doğru şekilde almamız gerekiyor. Evet, bölüm 6'yı da bitirdik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.